Türkiye'nin tarım ürünleri üretimi ve ihracatında önemli bir merkez haline gelen Mersin'de 12. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı Siyanar Expo Yenişehir Fuar Merkezi'nde açıldı. Fuar 25 Şubat tarihine kadar açık kalacak. Bu yıl 12.si düzenlenen Mersin Tarım ve Hayvancılık Fuarı her yıl profesyonel çevrelerden büyük katılım sağlayan Türkiye'nin en önemli tarım fuarlarından birisi. Tarım üretiminin her yıl %50 arttığı Mersin'de sektöre yapılan yatırımlar da her geçen yıl artıyor ve bölgedeki tarım potansiyeline paralel olarak fuarda da her geçen yıl firma ve ziyaretçi sayısı da yükseliyor. Konuşmalarını yapmak üzere CNR Holding Genel Müdürü Sayın Arkan Uluçay Bey'i kürsüye davet ediyorum. Bir süre önce sel felaketi yaşanan ilimizde, ben ilimizde diyorum çünkü biz buraya her ne kadar belli aralıklarla gelip gitsek de kendimizi biz artık Mersinli de sayıyoruz, kabul ederseniz tabii ki. Burada şehrin önemli bir ticari alanını işletmekle görevliyiz. Ama burada hiçbir zaman çok da böyle parasal anlamda ya da maddi çıkarlar için bulunulduğumuz lütfen düşünülmesin. Bu sene burada şöyle bir çalışma içine girdik. Yurt dışından mutlak suretle alıcıların ve Mersin'de fark yaratacak ziyaretçilerin aynı zamanda da katılımcıların olmasını istedik. Şu anda fuarımızda Güney Kore ve Pakistan'dan katılımcılarımız var. Bunun yanı sıra Umman, Ürdün, Irak, Filistin, Sudan, Tunus ve Azerbaycan'dan ziyaretçilerimiz var. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Sayın Valimiz özellikle onun koordinatörlüğünde burada gerçekten çok önemli bazı ekstra tanıtım çalışmaları içine girildi. Köylerden gelecek otobüsler olsun, Sayın Valimizin verdiği izinlerle harici normal kendi reklam alanlarımız haricinde kullandığımız tanıtım mecraları olsun. Çok güzel duyurular yaptık. İnşallah çiftçimize sesimizi duyurabilmişizdir. Buraya bolca gelirler. Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Sayın Kemal Karaoğlu Bey'i kürsüye davet ediyorum. Fuar dediğimiz zaman bir bölgenin, bir kentin tanıtım yerleridir. Özellikle tarım fuarı dediğim zaman Mersin gibi tarımın en çok yapıldığı yer ve Türkiye'nin kalbi niteliğindeki ve polikültür yapılan bir bölgedir. Bundan dolayı Mersin Tarım Fuarı bütün Türkiye'de ve dünyada yeri olacak ve anılacak bir fuar olmalıdır. Ama ne yazık ki şunu belirtmeden edemeyeceğim. Mersin'imizin dinamikleri dediğimiz bütün kurumlarımız, sivil toplum kuruluşları olsun ve diğer kuruluşları yani Mersin'imize sahip çıkmıyor. Biz Ziraat Mühendisleri Odası olarak dedik ki biz ziraatın kalbiyiz. Mühendisler olarak tarımın dinamikleriyiz. Ürünün yetiştirilmesinde en büyük pay sahibi kişileriz. Bundan dolayı biz bu fuar içine el attık ve komitenin içinde yer aldık. Ve Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsunlar bizlere çok destek oldular. Yani bizi kırmadılar. Bu yetkinliğimize uygulamalarımızda önümüzü açtılar. Biz de bununla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Köylerimizden gerçek çiftçileri taşımak için belli sayıda otobüs seferleri düzenliyoruz. Gerçek çiftçiyi getirmek için. Güzergahları belirlendi ve bununla ilgili de yarından itibaren otobüs seferleri de başlayacaktır. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilim Sayın Kerim Tufan Bey'i kürsüye davet ediyorum. Mersin'de belki fuar kültürü istenen düzeye gelmedi ya da üreticilerimiz fuarın faydasına yeteri kadar inanmadıkları için belki bu katılım bu kadar az oldu. Hazır yurt dışından da temsilcilerimiz burada, ülkelerimizin, firmalarımızın temsilcisi burada.
Yani bir değişik anlamda satıcı burada, alıcı buradayken bu ortamı iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ve bu konuda ilgili odalarımızın da üretici ile tüketici arasında, alıcıyla satıcı arasında köprü olmasını diliyorum. Mersin'imiz tabii konum ve iklim itibariyle 12 ay tarım yapılabilecek bir il. Ama yine üzülerek belirtmek istiyorum ki gıda sektörümüz zor durumda, tarım sektörümüz zor durumda, hayvancılık sektörümüz zor durumda. Hayvancımızın, üreticilerimizin bu zorluğunu dikkate alarak Büyükşehir Belediye'miz Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nı kurarak kanunların müsaade ettiği ölçüde çiftçimize, köylümüze, üreticilerimize yardım etmeye çalışmaktadır. Yine imkanları ve kanunun el verdiği nispetle köylülerimizin, mağdur olan köylülerimizin sulama konusuna da el uzatmaktadır. Senede 2 ürün, bazı yerlerde 3 ürün alınan bu bölgemizde tarımın da, hayvancılığın da, ziraatın da çok daha fazla gelişeceğini ümit ediyorum, bekliyorum. Bu fuarın üreticilerimize, şehrimize ve bölgemize hayırlar, uğurlar getirmesini diliyorum. Mersin'in Anamur ilçesinde çevre köylere elektrik taşıyan yüksek gerilim hattındaki tellerin metal yoğunluğu yüzünden sarkarak çıkan rüzgar ve fırtınada birbirlerine çarpması nedeniyle sık sık yaşanan kesintide karanlıkta kalan vatandaşlar kendilerince kurdukları taşlı timle önlem aldı. Mahalle sakinleri tellerin temasını önlemek için iplerle birbirlerine bağladıkları taşları hatların üzerine atarak ortaya çıkan ağırlıkla alta doğru sarkan tel gerginliğini arttırarak tellerin birbirlerinden uzak tutulmasını sağlıyor. Kendi buldukları yöntemlerle elektrik kesintisinin önüne geçmeye çalışan mahalle sakinleri elektrik dağıtım şirketine başvurmalarına rağmen tüm çabalarının sonuçsuz kaldığını söyledi. Elektriğimiz azıcık estiği zaman maşallah hemen gidiyor. Kaç 15 gün falan oldu herhalde, bir teli kırıldı telefonumuzun, hala yapmadılar. Hemen bir rüzgar estiği zaman tel kopuyor, yapmıyorlar. Teller dolaşıyor, yapmıyorlar. Biz taşlarla bağlıyoruz. Kendi imkanlarımızla elektriğimizi almaya çalışıyoruz. Bildiriyoruz. Bugün geldik, yarın geldik. Kimse gelen, ne gelen var, ne giden var. Hep kendi imkanlarımızla bu taşları biz kendimiz atıyoruz. Ve işte memnun değiliz yani elektrik şeyinden, memnun değiliz. Şuraya gidelim de. Şu telleri çekelim. Biz sonra. Tamam, onları da çekeceğiz. Orayı çekelim, orada çek. Telefonu şeyini çek. Şu anda internet yok köyde. Şu tak 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 da evin önüne şuraya dökülüyor ateşler sürekli. Vallahi billahi şart elleri kapattım. Evden çık dediler bana. Çok tehlikedeyim. Bir an önce bunların çözüm bulması gerekiyor. Yetkililerin lütfen. Köyümüzdeki insanlar çözümü bu şekilde üretiyorlar. Çünkü niye? Aşırı rüzgarlarda teller birbirine çarpıyor. Çarpması sonucu ise elektrikler, kablolar birbirine değdiği zaman elektrikler kesiliyor. Bu kabloların değmemesi için insanlar doğal olarak bu çözümü üretmişler. Ama bu da tabii sağlık açısından Allah esirgesin alttan geçen bir insanların kafasına düşebilir. Ne yazık ki elektrik özelleştirildi ama özelleştirilmenin arkasından insanlar daha kaliteli, daha nitelikli elektrik beklerken şu anda elektrik köyümüzde, buradan ben yeni geldim bu sene ama 2 aydan beri aynı sıkıntıyı ben yaşıyorum. Yani insanlarımız yaklaşık 20 yıldan beri bu sıkıntıyı yaşıyorlar. Evet. Doğan Bey, ne bu? Taş bağladık, teller atmak için. Evet. Ne yapalım işte, böyle çözüm bulacağız. Ya elektrikler gitti miydi? 2 gün, 1 gün ya da gece kesiliyor, sabah geliyor. Ne bileyim işte telefon açıyorsun, geliriz diyorlar, gelmiyorlar. Biz de kendi kendimize bu yöntemi bulduk. Ağırlık yaparak tellerin dolaşmasını engelliyoruz. Başka çözüm yolu yok. Dolaplarda et bozulur, yemek bozulur. Yani olmaz bu kadar. Yaklaşık 10 gündür kopuk telefonla arkadaşlar aradıkları halde. Maalesef bugün yarın geleceğiz diyorlar. Maalesef gelmiyorlar. İşte telefon direği kopmuş durumda. Kablo kopmuş durumda. Söylendiği halde gelip bu tamiratı yapmıyorlar maalesef. Bu konuda ciddi bir şekilde mağduruz. Elektrik gelebilir.
Şuraya bak ya. Çocuklar hopmasa ya da demir çıtayla herhangi bir telle. Eleye kadar elini yetiştirecek. Şimdi bir çocuk ölümü gerçekleşse ne olur Mithat? Gördüğünüz gibi yukarıdan olduğu gibi buraya kadar geliyor. Şu anda direkt elektrik direğine yaslanmış durumda. Bu tel elektrik olabilir. Ve en ufak bir çocuğumuz veya gençlerden birisi ellense Allah esirgesin ölümlü meydana gelebilir. Rüzgar salladığı zaman o demire değebilir ve bu elektriğe direkt bir tele elektrik gelebilir. Ve ciddi şeylere yol açabilir. Böyle baksana. Allah'ını seversen. Ne bu? Modern Türkiye, modern. Çağdaş Türkiye. Her şeye bağışıklık kazandık, her şeye. Her şeye. Ölüm bile vız geliyor artık. Haydi oğlum gel gidelim. İlle birimiz ölmesi lazım. Mersin'de Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda örgütün kriptolu haberleşme programı Baylak'ı kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan 7 asker adliyeye sevk edildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında operasyonlar devam ediyor. Savcılığın talimatıyla örgütün kriptolu haberleşme programı Baylak'ı kullandığı tespit edilen assubay ve uzman çavuş 7 askeri personel Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 7 asker sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Mersin Adliyesi'ne sevk edildi. Mersin'de terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen 80 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi. 17 Şubat 2017 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen PKK terör örgütünün sözde elebaşlarından Murat Karayılan'ın yakın koruması Behzat Kod adlı MC ve beraberindeki Roşat Brüks Kod adlı AK'nin üzerinden çıkan dokümanlardan yola çıkan terörle mücadele şubesi ekipleri Mersin Akdeniz ilçesi Bekirde yolundaki bir portakal bahçesinde arama yaptı. Dixo adlı bomba arama köpeğiyle yapılan aramada araziye gömülü halde 55 paket içerisinde 80 kilo plastik patlayıcıyla 2 adet el bombası, 4 fünye ve 1 adet ateşleyici ele geçirildi. Ele geçen patlayıcının 16 Nisan referandumu öncesinde toplumda kaos ve kargaşa ortamı oluşturmak için Mersin'de sansasyonel eylem yapmak amacıyla kullanılmasının planlandığı belirlenirken, patlayıcıları gizleyen ve kullanmayı planlayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Mersin'de park halindeki iki otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerlerine benzin dökülerek yakıldı. Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi 2586 ada önünde park halinde bulunan iki otomobil sabaha karşı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerlerine benzin dökülerek ateşe verildi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Mersin'de terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK-KCK'ya karşı operasyonlarını devam ettiriyor. Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele şubesi ekiplerince terör örgütü PKK-KCK adına faaliyet yürüttükleri belirlenen kişilere yönelik Mersin şehir merkezindeki bazı adreslere geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmişti. Özel harekat polislerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonlarda terör örgütünün propagandasını yapmak, terör örgütü adına sözde kent ve mahalle komisyonlarında faaliyet göstermek, örgüt adına korsan gösteri ve eylemleri organize etmek iddialarıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 60 kişi gözaltına alınmıştı. Şahısların ayrıca sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü savunucu paylaşımlarda bulundukları öğrenildi. Geçtiğimiz hafta 60 kişiden 26'sı adliyeye sevk edilmiş, bu şahıslardan 6'sı tutuklanırken 20 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Emniyette ifadeleri tamamlanan 23 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Gözaltında bulunan 11 kişinin ise ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Aynı zamanda Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 11 kişi PKK-KCK üyeliği şüphesiyle gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde öte yandan DH üyeliği şüphesiyle gözaltına alınan bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mersin'in Erdem ilçesinde tavuk yüzünden çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen 22 yaşındaki Ahmet Hasan Beyazıt'ın katil zanlısı 25 yaşındaki Abdülkadir Şihabettin tutuklandı. Olay Erdem ilçesine bağlı Alata Mahallesi Köypınarı Caddesi'nde geçtiğimiz hafta yaşandı. İddiaya göre Suriye uyruklu iki komşu arasında tavuğun bahçeye girmesi yüzünden kavga çıktı. Olay sırasında bıçaklanan Suriyeli vatandaş Ahmet Hasan Beyazıt yaralı olarak kaldırıldı. Erdemli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmak isteyen Ahmet Hasan Beyazıt'ın kardeşi Hasan Beyazıt da kavgada kolundan bıçaklandı. Cinayete karıştığı iddiasıyla yakalanan iki kişi sevk edildikleri adliyeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olay sırasında bıçağı kullandığı ileri sürülen Abdülkadir Şihabettin polis ekiplerinin 6 günlük takibi sonucunda yakalandı. Adliyeye sevk edilen Şihabettin tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'de 40 yaşındaki İlhan tutumlu kamyondan indirmek istediği malzemelerin altında kaldı. Sıkıştığı yerden çıkamayan tutumluyu çevreden yetişen vatandaşlar kurtardı. Mersin'de Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşanan olayda kamyonla getirilen organizasyon malzemelerini indirmek isteyen İlhan tutumlu üzerine devrilen plakaların altında kaldı. Yaralanan ve bulunduğu yerden çıkamayan İlhan tutumluyu çevredeki vatandaşlar kurtardı. Çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinde bulunduğu tutumlu ambulansla hastaneye sevk edildi. Mersin'in ev sahipliğini yaptığı Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nın final grubu müsabakaları düzenlenen toplantıyla açıklandı. Mersin'de Atatürk Evi'nde düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kerim Tufan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ahmet Tarakçı, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Antalyalı, Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörü Ayhan Özgümüş, kupada mücadele edecek takımların baş antrenörleri ve oyuncuları katıldı. 8 takım Mersin'de 22-26 Şubat tarihleri arasında zevkli, çekişmeli ve mücadele gücü yüksek maçlara çıkacaklar. Güzel bir turnuva olacak, güzel bir kupa olacak. Bu kupa öncesi görüşlerini alacağız değerli konuklarımızdan ama daha önce Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nın kupa listesini sizlere aktaracağım. 22 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 18'de ilk çeyrek final müsabakası olacak. Yerişim Koleji Sakarya Büyükşehir Belediyesi karşı karşıya gelecek. Hemen ardından aynı gün saat 20.15'te nesne.com Eskişehir Basket Afyon Belediye ikinci çeyrek final müsabakasına çıkacaklar. 23 Şubat Perşembe saat 18'de bu sefer Samsun Anakent Büyükşehir Belediyesi İstanbul Spor Beylikdüzü karşı karşıya gelecek. Hemen ardından saat 20.15'te Bandırma Kırmızı Bursa Spor Durmazlar karşılaşmasıyla çeyrek final müsabakaları sona erecek. 24 Şubat Cuma günü ilk maçın galipleri saat 18'de yarı final müsabakasına çıkacaklar ve finalist olmak için mücadele edecekler. Aynı gün saat 20.15'te bu sefer ikinci günün galipleri yarı finalde pazar günü oynanacak olan final müsabakasına hak kazanmak için mücadele edecekler. Ve 26 Şubat Pazar günü saat 16'da ise Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası finali oynanacak ve kupa sahibini bulacak. Bu müsabakanın Mersin'imize verilmesinde büyük gayretleri olan önce Federasyon Başkanıma, Federasyon CEO'm Sayın Ömer Onan'a, Sayın Valime çok büyük emekleri var bu müsabakaların burada oynanması için Sayın Valime, desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Spor Daire Başkanlığı ve tüm ekibine sonsuz teşekkürler. Hepinize iyi bir turnuva seyrettireceğiz inşallah. Kazasız, belasız, sakatlıksız bir turnuva diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz.
basketbol federasyon kupası maçları ve finali şehrimizde yapılacak 22-26 Şubat tarihleri arasında. Biz sizleri, takımlarımızı yöneticileriyle birlikte şehrimizde misafir etmekten son derece mutluyuz. Tabii spor artık çok iyi bir, çağımızın en iyi iletişim ve tanıtım aracı da aynı zamanda. Bu vesileyle şehrimize gelen sporcularımıza güzel müsabakalar temenni ederken şehrimizden de güzel duygularla ayrılmalarını diliyoruz. Gittikleri yerde Mersin'in güzelliklerini anlatmalarını, bizim için bir elçi olmalarını temenni ediyoruz onlardan. Mersin, başkanımızın vaatlerinin arasında olduğu gibi bir spor şehri olma yolunda. Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız şöyle vaat etmişti. Mersin bir hizmet şehri olacak, Mersin bir turizm şehri olacak, Mersin bir kültür şehri olacak, bunun yanında da Mersin bir spor şehri olacak diye. Bugüne kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde ve liderliğinde çoğu uluslararası ve ulusal turnuvalara ev sahipliği yapmıştır. Şimdi bunların içerisinden ben birkaç tanesini bilgi olarak değerli basınımıza da paylaşayım. Mesela bizimle birlikte başlayan uluslararası düzeydeki organizasyonlarımız var. Uluslararası Mersin Maratonu, Uluslararası Mersin Bisiklet Turu, Plaj Voleybol Turnuvası, Atletizm Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa 10.000 metre koşusu kupası. Bunlar bizle başlayan uluslararası müsabakalardır. Güzel müsabakalar olsun istiyoruz. Kazasız belasız bu turnuvayı tamamlayalım istiyoruz ve bu turnuvada hak eden kazansın diyor. Bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.